Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu piramit modelini çalışalım. Model çok kolay, biraz karışık gibi duruyor. Ama yapılışı çok zevkli. Her yerde kullanabiliriz. Hem bayanlara, hem erkeklere, hem çocuklara. Herkese kullanabileceğimiz bir model. Ben çok beğeniyorum bu modeli, özellikle süveterlere çok şık oluyor. Büyüklere, çocuklara, erkek çocuklarına. Rengini değiştirdiğimiz zaman hem kadınlara hem erkeklere olabilecek bir model. Hemen yapılışına geçelim. Ben bugün Himalaya bebe kullanacağım. Himalaya'nın ipi orta kalınlıkta, 250 metre uzunluğunda. 3,5 numarada şiş kullanacağım. Hemen şişimize 30 ilmek atalım. Ben 30 ilmek attım. Hemen bir sıra düz yapalım. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri düz örelim. Arkadaşlar, model 12 sırada 12 ilmekten oluşuyor. 12 ilmekten sonra kendini tekrar ediyor. Şuradan şuraya kadar bir model. Tekrar yeni modelimiz buradan başlıyor ve buraya kadar 12 ilmek. 12 ilmekte bir model tekrar ediyor. Piramit modeli deniliyor. Varaklı model de diyorlar. Daha çok ben piramitlere benzettim, piramite. Çam ağacına da benziyor. Çam ağacı da denilebilir. Ben şişime 30 ilmek attım. Bir defa haroşa olarak, düz örgü olarak ördüm. Şimdi modeli kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeği saymayalım. 4 tane ters yapalım. 1, 2, 3 ve 4. 8 ilmek düz örüyorum. Üç, sekiz ilmek ördüm. Şimdi dört ters yapıyorum. Sekiz ilmek düz örüyorum. 4 tane ters örüyorum. 1'deki ilmeği örmeden alıyorum ve çeviriyorum. Şimdi arka yüze geçtik. Modelimizin tamamında, örgümüzün tamamında arka yüzde hiçbir işlem yapılmadan ilmekleri geldiği gibi örüyorum. Düz ilmekleri düz örüyorum. Ters ilmekleri ters örüyorum. Burada aynen modeller, ilmekler göründüğü gibi örülüyor. Hiç değiştirmeden örüyorum. Tersimi ters, düzümü düz örerek sona kadar gidiyorum. Modelin tamamı ön tarafta yapılıyor. Arka yüzde hiç ilmek model değişmiyor. Bütün ilmekler aynen örülüyor. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. Sondaki ilmeği örüp de alabilirsiniz. Örmeden de alabilirsiniz. Ben bunu örmeden alıyorum. Dönünce örüyorum.
Şimdi düz başlıyoruz. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Şuradaki düz ilmeğimi alıyorum. Ters ilmeğimi arkadan geçirip şişime takıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Şimdi 8 tane düzümüz vardı. Onları örüyorum. Sondan bir tane düz kalacak. Sondan bir tane düz kaldı. Şişimi çıkartıyorum. Şu düz ilmeği öne alıp arkadaki ters ilmeği alıp düz olarak örüyorum. Ortadaki iki tane tersimi Tekrar diğer modele geçtik. Önce birinci modelimi yaptım. Şimdi diğer modele başlıyorum. Yine şu ilmeğimi alıyorum, düz olan ilmeğimi. Arkadaki ters ilmeğimi çıkartıyorum. Ön yüzden, ön taraftan takıyorum. Arkadaki ters ilmek arkada kaldı. Düz olarak örüyorum. Sondan bir tane ilmek kalacak. Düz olan 8 ilmekten bir tanesi kalacak. Bir tane ilmek kaldı. Çıkartıyorum. Düz olanı ön yüzden takıyorum. Ters olanı arkadan alıp düz örüyorum. Diğerini de ördüm. Diğer ilmeklerimi de düz örüyorum. Bu ilmek değiştirdiğim sırada bütün ilmekleri düz örüyorum. Burada bütün ilmekleri düz yapıyoruz. İlmek değiştirdiğimiz yerde. Arkadaşlar şu iki ilmek de düz olacaktı. Düz başladık. İlmek değiştirdik. Şu iki ilmeğim düz olacak. Onu arkadan tekrar çevireceğim. Şimdi arka yüzden bütün ilmeklerimiz ters olacak. Ördüm. Şimdi bütün ilmekleri ters örüyorum. İlmek değiştirdiğim sırada bütün ilmeklerim düz olacak. Arka yüzden bütün ilmeklerim ters olacak. Şimdi şuradaki yanlışımı düzeltiyorum hemen. Şurada iki tane ilmeğim düz olacak. Onları ön yüzden düz olacak. Arka yüzden bunlar da ters olacak. Onları hemen düzeltelim. Bunları düzelttim. Ön yüzden düz oldu. Arka yüzden bunları da ters örüyorum. Yani tamamı ters olacak arka yüzden. Şimdi tekrar şöyle bakalım arkadaşlar. Şuradaki iki tane ilmeğimizi düz öreceğiz. Giderken arka yüzden ters öreceğiz. İlmek değiştirdiğimiz sırada bütün ilmeklerimiz düz olacak. Arka yüzden de bütün ilmeklerimiz ters olacak. Şimdi yine başlıyoruz ters olarak. Şurada arkadaşlar, şurada ters düz ters düz olarak gidiyor. Aynen burada da sırayı takip edelim. Şimdi düz yapmışız. Ters olarak başlayacağız. 4 tane ilmeği, ilk ilmeğimi ördüm. Burada ters örüyorum. 3 ve 4. Şimdi şu iki ilmek değiştirdiğimiz ilmekleri de ters örelim. 2 tane ilmek değiştirmiştik. Onları da ters ördüm. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Yine şurada ilmek değiştirdiğim yere geliyorum. Burada da bu iki ilmeğimi ters örüyorum.
Yine 2 tane ilmek değiştirdiğim ilmekleri ters örüyorum. Diğer ilmekleri düz örüyorum. Yine ilmek değiştirdiğim yere geldim. 2 tane ilmeğimi ters örüyorum. Kenardaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar 2, 4, 6 tane ters başta var. 2, 4, 6 tane ters bu başta oldu. Şuradaki ters ilmeklerimiz artmaya devam edecek. Yani şuradaki gibi giderek genişleyecek. Şimdi arka yüze geçtik. Arka yüzde bütün ilmekleri olduğu gibi yapıyorduk. Düz ilmekleri düz örüyorum. Ters ilmekleri ters örüyorum. Arka yüzde kural hiç değişmeyecek. Bütün ilmekleri olduğu gibi öreceğim. Modelin tamamını ön yüzde kuracağız. Arka yüzde bütün ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Düz olanları düz öreceğim. Ters olanları ters öreceğim. Şimdi tekrar geldik ilmek değiştireceğimiz sıraya. İlmek değiştireceğimiz sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak başlayacağız. Bütün ilmekler düz olacak. Şimdi bir tane tersimiz kalacak sonda. Hemen şu ilmeği alıyorum, düz olan ilmeği. Ters olan ilmeği yine arkadan geçirip takıp düz örüyorum. Sondan bir tane düz ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan bir tane düz ilmeğim kaldı. Hemen çıkarıyorum. Düz ilmeğimi takıyorum. Ters ilmeğimi arkadan geçirip takıyorum. Yine düz örüyorum. Diğer ilmekleri de düz örüyorum. İlmek değiştirdiğim sırada bütün örgülerim düz olacak. Yine şuradan düz olan ilmeği alıyorum. Arkadan ters olan ilmeğimi geçirdim. Düz örüyorum. Sonda bir tane düz kalana kadar örüyorum. Yine çıkartıyorum iki ilmeği şişimden. Düz olanı ön taraftan alıp ters olanı arka taraftan alıp geçirip düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Model karışık gibi arkadaşlar ama çok kolay yapıldığı zaman o kadar da karışık olmadığını göreceksiniz. Arkadan bütün ilmekler ters örüyorum. İlmek değiştirdikten sonraki sıradaki bütün ilmekler ters olacak arka yüzdeki. Model çok şık arkadaşlar. Süveterlere çok yakışacak bir model. Yeleklere, battaniyelere, hırkalara her şey olabilir. Bere de olur. Her yerde kullanabileceğimiz güzel bir model. Şimdi hemen ters olarak başlıyorum arkadaşlar. Şurada düzümü yapmışım. Hemen ters olarak başlıyorum. Buralarda merdivenler oluşuyor. 6 tane düz vardı. Pardon, ters vardı. Şimdi şu 2 taneyi de ters örüyorum. 6 tane ters vardı. İlmeğin birini bu tarafa geçirdik. 5 tane kalmıştı. Şimdi 7 tane ters olması gerekiyor. 2, 4, 6, 7 tane ters ördüm. Diğer ilmekleri düz örüyorum. Ortada 4 tane ilmeğimin kalması gerekiyor. Düz olarak. Şimdi yine diğer ilmekleri ters örüyorum. Değiştirdiğim 2 ilmeğim.
ve ortadaki diğer ilmeklerim. Yine şurada değiştirdiğim iki ilmeği ters örüyorum. 4 tane düzüm kaldı. Yine değiştirdiğim iki ilmeği ters örüyorum. Diğer ilmekleri ters yapıyorum. Arka yüzden bütün ilmekleri aynen gördüğüm gibi örüyorum. Ters olan ilmekleri ters örüyorum. Düz olan ilmekleri düz örüyorum. Hemen bunları düz yapıyorum. 7 tane düzüm olacak. 4 tane ters ilmeğim. Tekrar düzleri yapıyorum. Tekrar ters ilmeklerim. Arka yüzden bütün ilmekleri gördüğüm gibi yapıyorum. Hiç ilmeklerin yerlerini değiştirmeden tersi ters, düzü düz olarak yapıyorum. Yine modelin ön yüzüne geçtim. Şurada baktığımız zaman arkadaşlar zaten düz, ters, düz, ters olarak gidiyor. Hemen tekrar düz olarak başlıyorum. Zaten kendini belli ediyor. Hemen düz olarak başladım. Bir tane tersim kaldı. Yine ilmeği değiştiriyorum. Şuradaki düz olan ilmeği alıp ters olan ilmeği arkadan geçirip takıyorum. Düz olarak örüyorum. Sondan bir tane düzüm kaldı. Hemen bunu da bu tarafa. Diğeri sağ. Bunu da sola yapıp ilmek değiştirdiğimiz sırada bütün ilmeklerimiz düz örgü. Sondan bir tane ters kalacak. Hemen yine arkadan geçiriyorum. İlmeği önden takıp düz örüyorum. Sondan bir tane düz kalana kadar ördüm. Bir tane düz ilmeğim kaldı. Yine onu önden geçiriyorum. Ters olanı arkadan alıyorum. Şişime takıp düz örüyorum. Bu sırada bütün ilmekleri düz örüyorum. Şimdi çeviriyorum. Bütün ilmekler ters olacak. İlmek değiştirdiğim sırada ön yüzde tüm ilmekleri düz ördüm. Arka yüzde ters örüyorum. Bütün ilmekleri ters örüyorum. Aynen gördüğüm gibi. Hiç değiştirme yok burada. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni, yorum yaparsanız çok memnun olurum. Hemen arka yüzü de yaptık. Yine ön yüze geçtim. Şimdi yine ters olarak başlıyorum. Bakın şuradan kendini hemen gösteriyor. Hemen ters. Buralar artık ters olacak. Ters olarak başlıyorum. Şurada arkadaşlar ilmek değiştirdiğim ilmekler de ters olacak. İki ilmeği değiştiriyorum. Onları da ters örüyorum. Ortada iki tane düzüm kaldı. Bunlar da ters olacak. İlmek değiştirdiğim ilmekler ters olacak. Şurada iki tane ilmek değiştirmiştim. Onlar ters olacak. Şu da ters. Bunu da değiştirmiştim. Şimdi iki tane de düz örüyorum. Yine ilmeklerin yerini değiştirdiğim ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzde bütün ilmekleri
Gördüğüm gibi öreceğim. Bütün ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Modelimiz her renkte ayrı duruyor. Sarı, pembe, yeşil. Her renkte yapabiliriz. Her renkte ayrı güzel oluyor. Şimdi yine bakalım. Hemen düzle başlayacağım. Kendini belli ediyor. Hemen düzle başlayın. Ortada iki tane düz kalmıştı. Sondan bir tane ters ilmeğim kalınca ortada iki tane düzüm kaldı. Bunu alıyorum. Arkadaki ters ilmeği geçiriyorum. Bunu sağ tarafa çevirdim. Diğerini de sol tarafa çeviriyorum. Hemen yer değiştiriyorum. İlmek değiştirdiğim sırada bütün ilmeklerim düz olacak. Sonda bir tane ters kalacak. Şimdi hemen burada iki tane düzüm var. Birisini sağa çevirdim. Düz ördüm iki ilmeğimi. Diğerini sola çevirdim. Hemen iki ilmeğimi örüyorum düz olarak. Diğer ilmekleri düz örgü olarak örüyorum. Bakın arkadaşlar modele. Ters yüzden bütün ilmekleri ters öreceğim. Çünkü ilmek çevirdiğim sıranın tersindeyim. Arka yüzündeyim. Arka yüzünde bütün ilmekleri ters örüyorum. Arkadaşlar birinci modelimiz bitti. Şimdi ikinci modeli koyacağım. İkinci modeli de iki modelin tekrar arasına kuracağım. Hemen üzerine değil, iki modelin araya kuracağım diğer piramidi. Şimdi şuraya, şuradan başlıyorum. Düz olarak başlıyoruz arkadaşlar. Şuradaki merdiven şimdi düz olacak artık. Buraya tekrar piramit yerleştireceğim. Şimdi şu ortada 4 ilmeğim var. Şunu da öreceğim. Şu ortadaki 4 ilmeğimi ters öreceğim. 1 2 3 4 ilmeğimi ters ördüm. Şimdi yine burayı düz öreceğim. Yine ortada 4 tane ilmeği ters öreceğim. Diğer ilmeklerimi düz öreceğim. Arka yüzde bütün ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Ters olan ilmeklerimi ters öreceğim.
Düz olan ilmeklerimi düz öreceğim. Dört tane düzüm var. Sekiz tane ters ilmeğim var. Yine dört tane düzüm var. Diğer ilmeklerimi ters öreceğim. Şimdi çevirdik. Şimdi arkadaşlar şunu yapıyorum. Şimdi şuradayım. Şunu yapacağım. Şöyle bakınca şimdi yine şuradaki terslerimiz artmaya başlayacak. Aynen burada olduğu gibi. Şimdi yine hemen düz ile başlıyorum. Şimdi şöyle bakın. Çıkartıyorum. Düzü takıp ters ilmeği arkadan alıyorum. Düz olarak örüyorum. Diğer ilmekleri de düz örüyorum. Sondan bir tane kalıyor ters. Hemen onu alıp ters ilmeği alıyorum. Düz ilmeğimi takıyorum. Bütün ilmekler düz örüyorum. İlmek değiştirdiğim sırada bütün ilmekleri düz örüyorum. Sondan bir ilmek kaldı. Bir tane düz kalınca hemen ters ilmeği arkadan geçirip şişime takıp örüyorum. Bir tane ters kalınca buradaki düzü alıyorum. Tersi arkadan geçiriyorum ve takıyorum. Düz olarak örüyorum. Şimdi hemen bakalım. Şöyle bakalım arkadaşlar. Şimdi şuradaki piramidi oluşturmaya başladım. Bunlar yarım olacak. Yarım piramit olacak. Buradaki de aynı, bu da yarım olacak. Bir tane tüm, iki tane de yarım modelimiz var. Şimdi arka yüzden bütün ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum yine. Burada bütün ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Ters olarak ilmek değiştirdiğim sıradan sonraki sırada arka yüzden bütün ilmekler ters olacak. Bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Hemen çevirdim. Yine düz olarak başlıyorum. Şimdi şurada yine terslerim artmaya başlayacak arkadaşlar. Burada şu iki tane yer değiştirdiklerimi de ters yapıyorum. Şunlar da ters olacak. Tekrar ilmek değiştirdiklerim, yeri değişenler de ters olacak. Diğerleri düz olacak. Yine ilmek değiştirdiğim ilmekler de ters olacak. Aynen burada da. Diğer ilmeklerim düz olacak. Karışık gibi görünse de arkadaşlar çok zevkli bir model. Çok kolay. Çok zevkli bir model. Kurulumu birazcık karışık ama kurduktan sonra devamlı kendini tekrarlayan ve çok çabuk örülen bir model.
Arka yüzden bütün ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Ters ilmekleri ters örüyorum. Düz ilmekleri düz örüyorum. Aynen ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Terslerimi ters, düzlerimi düz yapıyorum. Şimdi yine düz yüze geçtik. Yine ilmek değiştireceğim. Bir tane düzüm kalınca hemen ilmek değiştiriyorum. Çıkarıyorum. Arkadaki ters ilmeği arkadan geçiriyorum. Şişme takıp düz olarak örüyorum. Diğer ilmekleri de düz örüyorum. Sondan bir tane ters kalana kadar. Sonda bir tane ters kaldı. Hemen ilmeğimi alıyorum. Düz olan ilmeğimi ön yüzden geçirip takıyorum. Düz olarak örüyorum. Yine sondan bir tane düz kalınca bir tane ters ilmekle yer değiştiriyorum. Düz olan ilmeği önden, ters olan ilmeği arkadan. Arkadaşlar eğer burada ters olan ilmeği önden alırsanız modelimiz bozuk olur. Yine bir tane ters ilmeğim kaldı. Ters ilmeği ön yüzden aldığım zaman piramidim bozuk olacak. Ters ilmeği arkadan alıyorum. Şuradaki ilmeği önden geçirip takıyorum. Düz olarak örüyorum. Arka yüzde bütün ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Yine ön yüze geçtim arkadaşlar. Hemen düz olarak başlıyorum yine. Bir tane düz ilmeğim kalınca, pardon, burada ilmek değiştirmeyeceğiz. Bir önceki sırada değiştirdik. İlmek değiştirdim. İlmekleri de ters örüyorum burada. Diğerlerini de ters yapıyorum. Burada zaten artıyor tersler. Tekrar iki ilmeğimi yer değiştirmiştim. Onları da ters ördüm. Diğer ilmekleri düz örüyorum. Yine ilmek değiştirdiğim ilmeğe geldim. Onları da ters örüyorum. Burada yine diğer ilmeklerim ters. Bakınca hemen anlıyoruz zaten. Diğer ilmeklerimi de ters yaptım. Şurada ilmek değiştirdiğim sıraya geldim. Onları da ters olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi düz yapıyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Şimdi ön yüze geçtik. Yine ilmek değiştireceğim. Hemen modelimi düz örgüyle başlıyorum. Sondan bir tane düzüm kalınca tersle yer değiştiriyorum. Çıkarıyorum. Ön yüzden alıyorum önden. Ters ilmeğimi arkadan alıyorum. Düz örgü olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Buradaki sırada zaten bakınca anlaşılıyor arkadaşlar. Sondan bir ilmeğim